Evet, hoş geldiniz. Buradaki sevgili konuklar, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi Belgesel ve Bellek buluşmamızın bir başkasına. Biz filmi az önce izledik tabii. Bunu şimdi YouTube'da kanalımızda izleyenler için söylüyorum. Onların şimdilik filmi belki bir yerlerde bir şekilde izleme şansları olur yakında umarım. Şimdi Devrimci Gençlik Köprüsü filmi üzerine konuşacağız. Sevgili Bahriye, filmin yönetmeni Bahriye Kabadayı Dal aramızda. Basis Kürkçüyen aramızda. Filmden, yani ilk anda bana düşündürdüklerinden bir tanesi, Masis Bey pek değişmemiş. Demek ki bir muhafazakarlık var. Bir şey yok. İkincisi, yani bana, ben 10 yıl falan olmuştu ilk izlemede. 15 yıllık bir film. Yani belgesel ve bellek başlığının içini mükemmel dolduran bir film hiç şüphesiz. Biraz tabii beni bu sefer daha karışık, karmaşık duygulara, böyle bir kafa karışıklığına da diyebilirim belki bıraktı film. Bir taraftan bu ülkede hiçbir şey değişmiyor mu? Bu kadar zaman geçerken duygusuna kapılıyorsunuz. Öte taraftan da tam tersine üç ayrı zaman, yani köprünün yapıldığı 70'li yılların başı, bu filmin yapıldığı 15 yıl öncesi ve bugüne baktığınızda da bambaşka dünyalarmış gibi geliyor bir taraftan da. Yani böyle bir acayip şey var ama ben önce bu belgesel konuşmalarına önce bu soruyu ikinize de, bunu bir soru olarak ikinize de, ikinci soru olarak belki yöneltmek istiyorum ama hep ilk ve en çok merak ettiğim ilk soru şeydir belgesellerde. Fikir nasıl geldi? Yani ben bu filmi, hani bunu niye film yapmıyoruz biz falan diye başlar ya iş. O nasıl oldu? Nasıl oldu? Birincisi o dönemde, yani bu filmi 2004-2007 arası yaptığımızı söyleyebiliriz. Yani 2007 gösterime çıktığı tarih ama fikrin ilk olması, gelmesi. Ki özgün bir fikir değil. Yaşar Yılmaz bir vesileyle o dönem çalıştığım ofise gelmişti ve bu hikayeden bahsetmişti. Biz böyle bir köprü yapmıştık. Çok da hikayesi dillendirilmedi, yani konuşulmadı. Hani bunun üzerine bir düşünür müsünüz bunu bir belgesel haline getirmeyi diye. Ve o dönem çok fazla gençlerle ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. Ben de orada o ekiple birlikte çalıştım diğer arkadaşlarımda. Farklı şeyler de vardı hatta ama özellikle gençlerin bizzat aktör olduğu, içinde olduğu öyküler arıyordu. Dolayısıyla bu çok güzel geldi bunların üzerine. Ama hemen de başlayamadık. Biraz vakit geçti. Hatta diğer arkadaşlar başka konulara yöneldiler ama ben hep peşinden gitmek istedim. Yaşar Yılmaz'ın anlattığı o ana aksı diyelim, nasıl besleyebiliriz derken işte sanırım ikinci durağımız Masis oldu Enis Beyler dolayısıyla. Masis hatta zar zor hatırladı diye hatırlıyorum bu hikayeyi. Arada tabii Hakkari'liler, yani Hakkari'deki öyküyü anlamak için, öğrenmek için Muhsin Kızılkaya'yla görüşmelerimiz oldu. O da mesela çok fazla önemli bir hikaye olarak anlatmadı. Hatta hani olur da giderseniz, yani çok da böyle çok da umutlanma demeye getirdi diyeyim. Hani böyle çok fazla bilen de çıkmaz gibi ama çok öyle olmadı. Tam tersi oldu. İşte böyle adım adım 68'leri takip ederek herkesin aklında kalan bellek kırıntılarını toplaya hikaye oluşmaya başladı. Yani şimdi ben de baktığım zaman gerçekten hani bir daha bu kadar içerik dolu bir filmi bir daha ne zaman yapabilirim bilmiyorum gerçekten. Ki 2007'de bitiyor. Çok naif bir şekilde gerçekten. Üçüncü köprü daha Arnavutköy'de kurulması düşünülürken bitiyor. Üzerine üçüncü köprü de yapıldı. Şimdi hani çok daha ütopik şeylerden bahsediliyor, projelerden. Redoğu'daki problemler anlamında da işte gördüğünüz gibi. Peki. Ütopik değil de çılgın projeler. İşte nasıl adlandırırsanız yani.
Yani böyle bir şey, taşları biriktire biriktire işte, tabii bu şu anda 84 dakika ama arkasında çok daha fazla döküman ve tanıklık ve hatta film bittikten sonraki gösterimler süreci de 2 sene birebir gösterimler, yani bizzat benim katıldığım gösterimlerde tanıştığım yurt dışında yaşayan başka 68'liler bir şekilde işin ucundan tutmuş, hatta oraya gitmiş başka insanlar da çıktı. Ama onları artık not almak şeklinde ekledim projeye. Hmm. Yani onlar yoklar ve tabii şey oldu, hani bunun bütün bu hikaye bütün detaylarıyla bir filmde yer alamayacak. Hani kitap yapsak gibi teklifler de geldi bir iki yayın evinden. Fakat işte yani her zaman her işimizde olduğu gibi hani bir süre sonra başka konulara dokunuyoruz. Ne kadar sürdü? Filmi yapmak mı? İşte ilk 2004 sonlarından başlarsak 2004 sonları ve 2007'de bitti. Bitti. 3 yıl falan. Evet. Ünlü belgesel film festivalinde yapmıştık. Evet. Eski, onu da alalım bu arada belgesel. Evet, belgeselciler biraz öyle bir şey oluyor. Yani böyle yıllarca uğraşıyorsunuz bir projeyle, yani uzun sürelerle uğraşıyorsunuz. Bitince tamam, bitiyor o bir şey yani. Onun üzerine ondan sonra çok gidemiyoruz galiba ki bu aslında bir deformasyon yani. Yani biraz. Ama gidecek zaman, yani gidecek zaman ve nasıl diyeyim, yani böyle bir lüksümüz olmuyor. Evet, keşke evet, evet. Olsa ki bu zaten yeteri kadar yıpratıcı bir süreç oluyor. Oluyor işte. Evet. Gerçek anlamda bir belgeseli 2-3 yıl uğraşmadan bitiremiyorsunuz. Yani üzerine daha birkaç yıl daha uğraştığınız zaman zaten bütün ömrünüzce en fazla 1-2 film çekebilirsiniz gibi bir şey oluyor. Doğru. Bunun da işte bir sürü böyle yan alanları var, yan dalları. Hani şey, buradan yola çıkıp peşinden gidilebilecek çok fazla hikaye var. Hani onu da artık etkilenen bir nesle bırakarak bir şey toparladık hikayeyi. O önem meselesi bahsettiği Bahriye'nin, yani hani böyle çok önem vermemiş gibi derken o galiba şey mi? Yani çünkü o gün için çok önemli olduğu ve sizin herkesin bu işin içine giren herkesin çok önemsediği de filmdeki bütün anlatılardan anlaşılıyor ama belki o hani beklenen değişimi dönüşümü oluşturmamak anlamında mı acaba? Yani birkaç husus var. Onlardan birisi tabii biz o işi çok önemli bir iş olsun diye tasarlamadık. Yani yürütülen o andaki işte Boğaz Köprüsü'ne karşı kampanyanın makul bir uzantısı olarak yani birinci madde bu. İkincisi o günlerde burada gösterilen Muzaffer Ardost'un daha önce Yön dergisinde 64'te yayınlanmış olan Şemdinli röportajı ve arkasından Ahmet Aras'ın Antakya yayınları, İsmail Beşikçi'nin Türkiye'nin Doğu Anadolu'nun düzeni. Böyle olunca bir de yani tabiri caizse yerinde görmek ihtiyacı az oldu. Çünkü Muzaffer Ardost'un Şemdinli röportajı bazı arkadaşların, kendisi başta olmak üzere diyelim ki, işte Türkiye'nin yarı feodalliğine bir delil olarak gösterilmiştir. İsmail Beşikçi'nin kitabında ise bölgenin bütünü üçe ayrılır ve bunun içinde Hakkari üçüncü bir bölge olarak gösterilir. Ve Şemdinli de o üçüncü bölgenin içinde ayrı bir bölge olarak gösterilir. Yani suyunun suyu gibi gözükür. Ama tabii bütün bunları bir anlamda yerinde görmek nedir ne değildir diye. Yani diyebiliriz ki kitabi olarak daha önce çeşitli işte alfabe çalışmaları, o küçük oyunlar, hikayeler, İşte yayınlanıyordu Türkçe ama kabul etmek gerekir ki İsmail Beşikçi'nin kitabı bir başlangıç oldu. Birinci cilt hatta çok daha hafif de hızla ikinci baskı yaptı, yayınları neredeyse duble yaptı. Hmm. Orada tekrardan besleyerekten. Dolayısıyla o günkü tabii imkanlar işte ne kitaplardan ne de dijital ortamdan gidip de böyle Hakkari'ye orası neresi falan bunu kestirmek mümkün değil. Yani giderken de nereye gittiğimizi, yani Fizan'a mı gidiyoruz, nereye gidiyoruz belli değil ve gittiğimiz işte o da yine trenle gitmiş 2 gün diyor. İşte Tatvan'a geçiyorsun aynı hikaye. Ondan sonra sanıyorum 4 saat sonra şeye geldik, kamp yerine geldik. Abire çıkıyorsun o zamanki işte arabalar hikayesi. Yani tam bir bilinmezin içine. Yani tabiat çok zengin ama
bir başka açıdan zihni olarak çölün içindesin. Yani belirsizlikler, dil sorunundan başlayarak da ne yaparız, ne ederiz. Tabii bu arada mesleki sorunlar var. Yani ben gençliğimde amelilik yapmıştım, alışıktım ama yani bazı arkadaşlar yani kürek sapını tutmasını bile bilmiyordu. Yani şimdi ayıp değil, günah değil tabii ki ama onu öğrenene kadar onu biraz daha imanı geliyor. Bütün bunlar zorluk. Hatta yani burada yok ama işte birileri bize oğlak getirdi, bizim tabii alışık değiliz falan. Birkaç gün çalışamadık tabii. Hepimiz sağa sola doğru kaçıyoruz ondan sonra. Yani alışık değilsin ona ondan sonra. Veyahut da işte Sayın Kaymakam diyor ki, işte biz kendimizi orada yani Hindistan'daki sömürge valisi, İngiliz sömürge valisi gibi hissediyorduk falan diye. Hindistan'ın valisinin girişini görseniz tam 30 boş model böyle Charleston şapka giyimi, kostümü vesaire falan. Yani vali alemdi yani. O kendisini gerçekten herhalde öyle bir misyoner olarak görüyordu orada. Yani bütün bu bilinmezlikler içinde oraya gittik. Dolayısıyla biz önemli bir iş yapmaya değil, yani yürüttüğümüz bir işin bir parçasını tamamlamaya gittik. Ama yani bütün bu belirsizlikler, işte gerilimler, işte Tayyar Bey'le olan gerilimler, acemilikler vesaire. Ama yani bu acemilikler içinde mesela orada şey var ama işte bir ayı da geçiyor kampın oradan. Siz kentli insansınız, çocuksunuz ya da yani gençsiniz ama ayı mayı gördüğünüz zaman altınıza da yapabilirsiniz yani. Yani ne yapıyorsanız orada. Dolayısıyla bu bilinmezlikler içinde oturup da ne yaptığımızı, çok önemli bir iş mi yapıyoruz vesaire falan, bizim yaptığımızın mana ve emniyeti eskilerin tabiriyle diyelim ki aslında bu belgeseller sonra. Yani çünkü bazı arkadaşlarla birlikte seyrettik. Biz çünkü hiçbirimiz geride ne bıraktık? O insanlarla nasıl bir iz bıraktık? Bundan haberdar değildik ve bununla ilgilenmedik de. Yani biz işimizi yaptık. Dedikleri doğru, iyi muhabbetler oldu, köylere gittik vesaire falan. Biz yapmamız gerekeni yaptık. Normal bir şey yaptık. Ondan sonra ama o insanlar üzerinde bıraktığımız intiba, eğer Bahriye'nin yalanı yoksa, yani onlara hükmet verip onlara konuşturmadıysa, bilmiyorum yani, sinema sanatıyla doğrudan bir ilgim yok benim çünkü. Yani bu gerçekten müthiş bir şey. Hatta orada o dönemi yaşamış olan insanlar değil, belgesinin sonuna doğru genç bir kadın arkadaşımız mesela konuşuyor. Yani o izlenim hala sıcak. Hiçbirimizin aklım ucundan böyle bir şey geçmemişti. Ne o işi yaparken ileride insanlar bizi böyle düşünür vesaire, veyahut da genel olarak sosyalistler hakkında, gençler hakkında böyle düşünürler diye. Ne de ondan sonra, yani bu belgeseli görene kadar falan, yani ufkumuzda böyle bir şey söz konusu değildi. Kaza mı oldu? Demek ki düzgün bir iş yapılmış ki geride böyle bir izlenim bırakılmış. İzlenimden de öte tabii ki büyük bir ortaklık bir taraftan da. O ortaklığın bir kısmı tabii siyaseten de bazılarımızda o zamandan beri vardı zaten. Hı hı. Yani o merak, oraya gidip görmek, yerinde görmek meselesi şey değildi. Ben onu çünkü da soracaktım. Yani kişisel olarak sizde birey olarak nasıl bir kat? Ben Hasan Cemal gibi askerlikte Kürtlere rastlamadım tabii ki. Yani bu bana garip geliyor zaten. Ülkeliler bildiğini bir ülkeyi bitireceksiniz. Ondan sonra askerlikte işte bir koğuşta Kürtçe şarkı dinlediğini söyleyeceksiniz falan. Benim çok yakın, işte ne bileyim yani, daha doğrusu lisedeki en yakın arkadaşım şu anda Köln'de, işte zaten Kürtçe uzmanı. Yani askerlik bir kültürü var zaten. Müthiş. Biz onun evine giderdik, o bizim evimize gelirdi. Yani ailecek ne bileyim ama ailelerimiz birbirimiz bilirdi. Öyle bir garabet söz konusu değildi ama problem şuradaydı. Yani Kürt görmüş ya da Kürtçe duymuş olup olmakla ilgili bir şey değil. Orası nasıl bir yer, onu bilmiyorduk. O kitapta öğrenecek bir şey değil miydi? Bazı öyle şeyler vardır ki resmen dokunmanız gerekir, duymanız gerekir. Yani sonunda da hissetmeniz gerekir. Hı hı. Kitap size o duyguyu vermez. Hiçbir zaman vermez. Yani o açıdan bizi de bu bağlamda aslında
besleyen bir husus oldu. Yani oraya giden arkadaşların hemen hepsinde bu hassasiyet oldu ondan sonra da. Hmm. Yani onu yaşadıktan sonra, onu gördükten sonra kalkıp da ahkam kesmek oldukça zor bir şeydir. Dolayısıyla önemlilik, önemsizlik meselesi bu bizim de sonradan farkına vardığımız, intikal ettiğimiz bir şeydi. İntikal kabiliyetimiz belki de düşüktü. Onu bilemiyorum. Ama yani bu belgeselin gücü diyelim ki yani bizi yeniden o bakımdan eğitti. Onu kabul etmek gerekir. Birçok arkadaş için de geçerli bu husus. Oradan yardımcı olabilir miyim? Lütfen. Bu arada evet, onu söyleyecektim. Sohbet olarak şey yapıyoruz. Herkes katılabilir. Öyle şey, açık şu an. 4-5 hakarlıyız burada. Yaş itibariyle herhalde ben hepsinden daha, yani sizin dediğiniz dönemi veya kuşakları hatırlayan biri olarak söyleyeyim. Şimdi biz nasıl sizi tanıyoruz? Veya biz Türkiye solunu, Türkiye devrimcilerini nasıl tanıyoruz? 72 idi, ben 2. sınıftaydım. 1 Mayıs'ta okula, yani 1 Mayıs Bahar Bayramı'ydı. Bahar Bayramı derken hepimiz izinliydik. Kırlara, bayırlara, çiçeklere, pikniğe giderdik. Bizim Bahar Bayramı'ydı. Sonra ertesi sabah döndüğümüzde bizim öğretmenlerimiz hepsi yakalanmıştı. Bunu anlamadık. Öğretmenler niye yakalanmış? Okul müdürü çıkıp açıklama yaptı. Hatta demin resimler geçerken okul müdürünü gördü. Dedi ki sizin öğretmenleriniz yakalanmış. Öğretmenlerimiz neden yakalanmış diyemiyoruz ki ya. O kadar okul müdürleri zaten başka bir yani. Or general bir şey. Dedi sizin öğretmenleriniz dün eylem yapmış. Eylem nedir? Dün öğretmenleriniz işte Fakiran bölgesinde halay çekerken, eylem slogan atarken polisler yakalamışlar, götürmüşler. Bu kadar. Aradan bir gün, iki gün sonra öğretmenlerimiz geldi. Suçlu mu bizim öğretmenlerimiz? Halay çekiyor, biz de çekiyoruz. Yani ne bunlar, ne yani ne suçlusu o zaman tabii o çocuklar, çocuk kafamızla çözmeye çalışıyoruz. Bir tane öğretmenimizde bir av silahı vardı. Acaba biz dedik Faruk Hoca av silahını mı götürmüş polislere, silah mı sıkmış? İlk soru hepimiz Faruk Hoca'ya, acaba hocam silah götürmüş müydünüz? Hayır dedi. Ne oldu çocuklar? Hoca merak ediyoruz neden yani öğretmenlerimiz yakalandı, iki gün okula gelmediler falan. Çocuklar kafanızı bu işlere yormayın. Yormayın değil yani artık, yormuşuz bir kere. Ondan sonra 72'den itibaren artık öğretmenler anlatmaya başladılar. Konuşmaya başladılar. Zaten Hakkari'ye gelen öğretmenler sürgün öğretmenlerdi. Yani o dönem İşte sol, sosyalist, devrimci, komünist diye yaftalanmış sistemin beğenmediği öğretmenleri sağ olsunlar bize Hakkari'ye göndermişler. O gelen öğretmenler de zaten her biri bir ton kitapla gelmişti. Onlar zaten her biri bize Türkiye'de bir pencere açmışlardı. Bizim o pencerelerimize mesela ben yıllar sonra anladım ki ya bütün Aleviler solcu değil. Sosyalist değil. Çünkü bize gelen Alevi öğretmenler de hepsi devrimciydi, hepsi komünist, hepsi sosyalist. Ben burada farklı Alevileri görünce Allah Allah, demek ki ben yanlış anlamışım. Yani bunun gibi biz daha o yıllarda neden köprü yapıldı, köprünün yapılmama şekli neydi veya köprünün bize yansıması şuydu. Gerçekten köylü ilk etapta ağaların korkusuyla, aşiretlerin korkusuyla zaten belgeselde söylüyor.
uzak duruyor gençlerden. Bir de gençleri öyle şey yapmışlar ki. Mesela ben Cezmi Ersöz'ü Hakkari'ye götürdüm söyleşiye. Kitap evim vardı. Beni emniyet müdürü çağırdı dedi. Dün gece dedi Ahmet Kaya dedi İstanbul'un içine etmiş dedi. Türkiye'nin içine etmiş dedi. Sen sakın dedi Hakkari'ye de bir şov yapma. Ne alem var şimdi? Ahmet Kaya nerede? Siz köprüden geçtiniz mi? Ben köprüden çok geçtim. Çok da yararlandım. O koyun geçirenlerden biri de benim. Ya oralı olarak, ya o tabii şeyi kullanan benim olarak benim o babam, köprünün önemini bir de siz anlatır mısınız iki cümle? Mesela benim babam, o biz köyün şey zapın bu tarafındaydı. Kışın koyunlarımızı o köprünün diğer tarafında biz kışlık verirdik. Yani zaten şehir içinde biz beslemiyorduk koyun. Koyunlarımızı biz kışlığa ücret mukabilinde oradaki köylere yani Sekrame, Ahespi, Metulanız, ondan sonra Şervane, Şoite köylerine biz zaten aynı aşiretten de olduğumuzdan mütevellit. Bizim koyunlarımızın çoğunu o tarafa biz kışlık verirdik. İlkbaharında gider getirirdik. Şimdi biz mesela daha önce nereden giderdik? Biz giderdik ta Yüksekova. Ya yakın bir yerden dönerdik. Yani yaklaşık o gençlik köprüsünün 70 artardı. 70 evet. 70 kilometre ötesinden bir yerde geçit vardı. Yani zapın çok darlandığı, gene tahtadan yapılı ve çok riskli bir yerden biz o koyunları geri getirdik. 50-60 kilo gençlik köprüsü, 50-60 kilo da bizim köye yani yaklaşık 140-150 kilometre biz yol yapardık ki bu defa biz sadece 30 kilometrede kendi hayvanlarımızı Bahar'ın arkadaşların yaptığı köprü sayesinde. Yere nasıl karar verildi? Valla ben işin teknik yanında değildim doğruya doğru eğri eğri çünkü ben İktisat Fakültesindeyim. Dolayısıyla bu inşaatçı arkadaşlarım ve Tayyar Bey'in tabii inisiyatifiyle olmuş olan bir hikaye. Ama onlar da bu geçiş için müsait olan bir yeri aradılar tabii. Daha kısa olması bir de tabii ulaşım açısından, imkan açısından onu yaptılar ama tabii ki kolay bir şey değildi yani. Bir de sanırım bir olay olmuştu orada. Safa kat. Bir sene mi iki sene önce o bölgede zap suyuna kapılan bir adamın hikayesi vardı. Sırtında on geçirirken zapa kapılmıştı. Şeytan köprüsüyle. Yani, gördükleri Serbusra dediği şey aslında şeytan köprüsü. Yani ayağını takıyorsun. O köprüye yakın bir bölgede ötesine. Ama tam olarak hatırlamıyorum. Yani o köprü öncesi ben sanırım 10 torbasıyla geçerken zapa kapılan bir adamın hikayesinden buraya yakın yani mesafe olarak veya yer olarak seçiminde onun etkili olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir tane kaymakamın olduğu bir kamyonet var hani köprüden geçiyor. İşte sağlam olduğunu ispatlamak için geçiyorlar. Sonra geri dönüyor. Çünkü zaten gidip manevra yapacağı bir yer yok orada. Yani sadece patika bir yol. Gerçekten tepenin ardı Şabata köyü. Yani yürüyüş için pratiklik yoksa. Araba yolu olarak değil. Ama esas araba olarak hani sembolik anlamı. Bayağı da dik çıkarsın da köylüler yani, tabii sırtına ceket takıyordu böyle. Ondan sonra böyle şıkır şıkır iniyordu biz. Yani yüzük oyun topuk iniyorduk. Çünkü şey yani. Ondan alışmışlar. Anlatayım ben size. Çok iyi biliyorsunuz köprü yolun kenarında. Değil mi? Bu tarafı evet, yol. Evet. Köprünün öbür tarafında araba yolu yok, köyler var. Düşünün Hakkari merkezden eşya alıyorlar, yiyecek alıyorlar. Bunlar önce nasıl götürüyordu? Bu köprüden kolaylıkla götürüp kızaklara bindirip evlerine götürüyorlar. Köprünün çok çok rahatlığı olmuştu o zaman. Bir de yol meselesi de hani Çukurca'ya giden yol yoktu o zaman falan diye anlatıyor ya. Biz çekerken Çukurca'ya giden yol vardı. Yani yol olarak var fakat burada
sıklıkla kullandığımız düğün görüntüsü ki o düğüne rastlayınca çok sevinmiştik. Yani hani kolay değil hani düğüne denk gelmiş. Kalıp orada rahat rahat düğünü çekmek istiyorduk ama taşma ve kolay, zatçı. Şimdi öyle değil, gittik oraya. Yani düğüne gittik de rahat vermediği için çekemedik. Hayır, oranın... Bahar'ın Çukurca yolu olmasına rağmen çığ ve evet. Zap suyunun taşması nedeniyle Çukurca'ya gitmek çok zorlaştığından dolayı kimse bu riski almıyordu. Çok nadir o risk alınıyordu. Çünkü ya zap aşırı taşıp yolu alıp götürüyordu ya da hem seller hem çığlar, en küçük bir yağmurda karlar yolu zaten en az 20-30 yerde kapatıp gidiyordu yani. Yani Haziran'a doğru ancak... Bizim zamanımızda değişik bir durum da vardı. Tabii ki orada idare de o yolun açılması için bir çaba sarf etmedi. Çünkü Kuzgun Acar o zaman çekim için gelmişti. Kamerayla çekim için gelmişti. Valiye beraber gittik işte, beni asistanı diye müstaharesinde şey yaptık, konuşuyorduk. Oradan karayollarına dedik işte, Ankara'dan dedi televizyoncular gelmiş dedi, çekim yapacaklar dedi, orada bir çalışma yapalım dedi. Yani bir değişim böyle bir yer var. O zaman bildiğiniz şeyler yani henüz daha 70 Mart anlaşması yapılmamış vaziyette 69 yazı ama peşmergeler dağlarda dolaşıyordu, biz görüyorduk yani. KTP peşmergeleri dolaşıyorlardı. Şimdi doğuya yani, yatırım yapmama, hizmet yapmama zaten Cumhuriyet'in kuruluşundan beri bir sisteme dönüşen bir şey. Bir de Hakkari bölgesi daha da ayrı. Yani diyelim ki Bitlis'e 1960'da elektrik geldiyse 80'de Hakkari'ye geldi. Ben hatırlıyorum, bu AK Parti bir döneminde bile hala Kerem Evren'in yaptığı yol vardı yani. AK Parti geldi 10-15 yıl Hakkari'yi tecrit etti. Ne zaman ki Beşiktaş Belediyesi oraya asfalt yapımı götürmeye çalıştığında, tıpkı siz nasıl ilk köprüyü sonradan devlet köprüler yapmaya başladı. Beşiktaş Belediyesi oraya asfalt götürdükten sonra AK Parti bu defa yeniden uyandı. Bütün mahalleleri, hatta şimdi bir sürü yerlere işte asfalt dökme makineleri yapımı bilmem neyi. Yani bu sürekli olan gelen bir sanırım yarı sistemin veya sistem kafasının bir sorunu. Hala da oraya yani en geç gitme, en geç götürme hizmet anlayışı devam ediyor. Ben çok da değiştiğine inanmıyorum hala. Mesela Şerafettin Elçi bakanken Hakkari'ye geliyor, 70'lerde babam belediye başkanıydı. Çok güzel bir sözü vardır, kalıplaşmış artık orada babama ait. Sayın Bakanım demişti, çarşı merkezine asfalt istiyoruz, asfalt yaptırın. Toz, duman da o zamanlar, ben bile hatırlıyorum. Bu sizin ayıbınız için, hani bizim çocuklarımız yarın öbür gün gelirler üniversite sınavlarına, asfaltı halı zannedip ayakkabılarını çıkarıp yürürler arabada. Bu da devletimiz için büyük bir ayıp olur demişti. Bu köprü yapıldığı dönemde sizin babanız belediye başkanı mıydı? Yok. Filmdeki Abdurrahman Keskin babası. Belediye başkanı. Evet. Babası o yıllarda belediye başkanı değil. Hmm. Yıllar sonra belediye başkanı. Daha sonra. 70-80 darbesiyle, Kenan Evren'in darbesiyle babam belediye başkanlığı, 3 yıldır belediye başkanlığı bitti. Sonra yani çok zor yıllar yaşadık tabii o dönemlerde. Sonra 94'te belediye başkanı oldu. Sizin geldiğiniz zaman belediye başkanıydı sanırım. Yok, hayır. 2007'de değil mi? Evet evet, zaten matbaası vardı. Ve 2013'te de kaybettik. Filmin peki gösterim yani bittikten sonraki macerası nasıl oldu bari? Yani nasıl bir etki yarattı? Kimler üzerinde nasıl etkiler yarattı? Yani en çok gençler üzerinde etki yarattı tabii. Her gösterildiği yerde işte hadi gidelim köprüyü tekrar yapalım etkisi yarattı.
daha çok da bizden, yani film ekibinden bunu bir şekilde organize etmemiz beklendi. Ama hani böyle bir konumda olamazdık ve yani belki olabilirdik bilmiyorum ama olmadık yani. Bir iki sene kadar işte yani Türkiye'de belli festivallerde gösterildi. İşçi filmleri festivaliyle çok yerde ulaştı. Olabildiği kadar İstanbul'daki ve bazen şehir dışındaki tüm gösterimlere yetişebildiklerimize gitmeye çalıştık. Yani çünkü bu birebir sohbetler çok keyifli ve çok verimliydi. Ama mesela Çakyar'da gösterilmedi. Hatta şimdi Ferah Hanım şey çok şaşırdı babasını burada görünce. Çünkü bu filmin evet, varlığından haberi yok. Ben çok şaşırdım. geçen ay işte Nisan'da İzmir'de bir gösterim oldu. Gençler organize etmişti. Size anlattım gösterimden önce. Yani biz onu 2008'de Foça'da bir yaz kampında gösterdiğimizde inşaat mühendisleri odasının bir yaz kampıydı. Orada öğrenci olan kız şimdi büyümüş ve kendisi hoca olmuş ve kendi öğrencilerine gösteriyor gibi deyince tabii bir an geçen zamanla ilgili bir şok yaşadıktan sonra ben de şunu fark ettim. İşte sizin söylediğiniz gibi hani biz bu filmi yaptık, yapana kadar da yani öldük bittik ve bunu herkes biliyor diye düşünüyoruz ama tabii arada jenerasyonlar geçmiş. Bu bir tek başınıza gelmiyor diye. Yani, mesela Hakkari'de bir Mersin filmi de Hakkari'de bir Mersin filmi de mesela Hakkari'de çekilmedi, gösterilmedi yıllarca. Ondan sonra Siyaben Hacı Van'da gösterilmedi, Hakkari'de biz izlemedik. Bunun gibi var. Şimdi ben İstanbul Hakkari... Yalnız bir şey soracağım Sadık abi, şeyi hani bilgi olarak söyleyeyim, hani bu gösterilmek istendi de gösterilmedi diye bir durum yok. Yani tabii, biz tabii, kendi tabii, açımızdan tabii. Böyle bir teşebbüste bulunduk tabii. Ama oradan da böyle bir şey gelmedi. Şimdi, ayrıca çok ona, özür dilerim, o şey izah edeceğim. Hakkari'nin Gizemli Taşları diye bir film daha yaptık. Arkeolojik evet. Bir filmdi ve Hakkari'de onu göstermeye çalıştık ve gösteremedik. Şimdi özür dileyerek ben buna biraz açıklama getireceğim. Yani şimdi ben de bu konuların hemen hemen hepsine belki işin fiilen içinde değilim ama hiçbir bunun hemen hemen hepsinde duyarlı biri olarak yaşadığım bölgede sonrada da hayatımda hep var bu hikayeler, bu yaşam tarzı, bu bilinç. Şimdi Hakkari bu köprünün ilk bir kere İstanbul'a Muhsin Kızılkaya telefon açtım. Dedim ki gençlik köprüsü havaya uçuruldu. İlk Muhsin Kızılkaya'ya telefon açıp bildiren benim. Muhsin'le bizim çocukluk arkadaşlığımız var, devrimci arkadaşlığımız var. Ayrıca abimin öğrencisi olmasından münasebetle bizim bazı geçmişliğimiz var. Ama bugün için aynı şeyler var mı? Aynı şey diyemem. Bu anlatmak istediğim o değil. Ama o tarihte Muhsin'le biz, ben zaten Memo Kitap Evi açmıştım. Memo Kitap Evi etkinlikleri arasında Hakkari'de özellikle moral motivasyonun yeniden düzenlenmesi, Hakkari'nin sanatla, kitapla tekrar tanışması. Çünkü Türkiye Gazetesi'nin, ondan sonra Zaman Gazetesi'nin, Fethullah Gülen ekiplerinin, valilerinin, Milli Eğitim Müdürlerinin, öğretmenlerinin oraya getirdiği kitaplar, oraya getirdiği sistem, oraya getirdiği düşünce her gün bizi olumsuz olarak etkilemekteydi. Biz bunun karşı bir duruş durmamız gerektiği konusunda o yıllarda henüz Yılmaz'la, Muhsin'le aram bozulmamıştı. Ben İstanbul'a geldiğimde veya Yılmaz'ın film setine gittiğimde onu anlatırdım. Muhsin'e ben bu konuları anlatırdım. Hakkari'ye o dönemlerde gelen yazar, sanatçı veya gazeteci arkadaşlar, hatta oral çalışlar, hatta o zaman 91 miydi? Şeyde biz ağır bir şey yaşadık, Saddam'dan kaçan Irak Kürtlerinin başındaki o felaket Hakkari'yi moralen, ekonomik olarak, destek olarak çok çökertmişti. Yani hepimiz çok travmalarla geçiren bir süreçte İstanbul'un
bize yetişmesi anlamında Muhsin'e yetiştirdiğim ve sonra sanırım birkaç yerde Muhsin bunu tartıştı. Ve bu İstanbul Hakkari Sanat Köprüsü etkinliklerine döndü. Ve bu sanırım İstanbul Sanat Köprüsü etkinlikleri Hakkari için çok çok yapılmış en büyük hizmetlerden biriydi. Hakkari seveni ile buluştu. Yani Tuncel Kurtis, Tuncel Mecmioğlu, Can Dündar'dan tutun müzisyene kadar, ne bileyim, her alanda, sosyoloğuna kadar, tarihçisine kadar. Ama devrimci geç köprüsü gelmemiş. Hayır, şimdi birincisinde zaten biz ne yazık ki... Orada son İstanbul Hakkari Sanat Köprüsü'nde vardı. Yok, ben 98-2000'i anlatıyorum. 2000'de ben Ayvalık'a gittim. 2000'den saat sonra... Saat kapıyı kaçırmışız. Saat kapıyı kaçırmışız. Evet, ondan. Ben Ayvalık'tayken Bahriye Hanım onlar şeye gidiyorlar, Hakkari'ye. Ben zaten memo kitap evim, yani 2 yıl sadece 12 Eylül'de yaktığım kitapların anısını yaşatmak için. Yani ekonomimi bile bile, memuriyetimi bile bile çöpe atmak pahasına o yakılan kitapların anısını yaşatmak için o Zaman Gazetesi ve Türkiye Gazetesi'nin, İhlas Gazetesi'nin bedava getirdiği gazeteler dağıttığı kitaplara mukabil olarak bir mücadeleydi benimki Memo Kitabevi. Evet. Böyle yani onun için de o izdişimler devam ediyor. Şimdi tekrar biz toparlanabiliriz. Tekrar biz Bahriye Hocam'la diğer sanat dostları, sayın abimizle biz yeni tanıştık. İstanbul'da yeniden biz Hakkari üzerinde, sadece Hakkari de değil. Yani çünkü öyle çok ayıp bir şey olur yani, sanki biz Hakkari bir uydu bir yer gibi değil. Yani sanatın gitmesi, öykünün gitmesi, hizmetin gitmesi, bilincin gitmesi gereken yerleri... Her şeyi dönüştürelim. Tekrar dönüştürelim. Tabii, tekrar Anadolu'ya dönelim. O da şeyde bunlardan evet. Bir tanesi tabii. Buyurun, ben köprüde, bu kadar müsaade teşekkür ediyorum. Peki yani şimdiki halini biliyor musunuz? Yani köprü orada bir yazı falan duruyor mu? Yoksa tamam, şimdiki çünkü 2006... 3-4 defa zaten bombalandı. Yani tekrar yapıldı. 3-4 defa. 3-4 defa yenilendi, döküldü, kırıldı. O levhaları söküldü, levhaları tekrar takıldı. Yani şu son desen şu son ay sonra. Veya bir ay önce de ben Hakkari'deydim. Duruyordu. O yazıyı görebiliyor. Yazı durmuyordu ama köprü duruyordu. Köprü derken yani onun ismi hep Şimdi buna benzer 5-6 hatta 10-15 tane devletin kendi köprüleri olunca bu çok, ama o gençlik ifadesi o çok ağır geliyor. Yani sadece artık Türkiye'den, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Hakkari'ye gelip hizmet verenlere değil. Hakkari'nin içinden de öyle odaklar yarattılar ki bu gençlik ifadesi oradakilere de artık ağır geliyor. Bazı kesimlere. Bilmem anlatabilirim. Sizin kitabevinin de belgeseli çekilirmiş. He? Biz anlattıkça anlatıyorsunuz. İyi bir belgesel malzemesi de sizde varmış yani. Teşekkür ederim. Kitapçı hikayesi. Umarım bir gün bir çeker yani. Evet. Biz, evet. Neyse. O, şu benim kafamı karıştıran o bu farklı zamanlar, yani bir yandan hani hiçbir şey değişmedi duygusuna kapılıyor insan. Bir yandan da üç farklı, gerçekten birbiriyle hiç alakası olmayan dönemlermiş gibi geliyor. Size nasıl geliyor? Aslında tabii tarih çok hızlı akıyor. Yani böyle zaman dışı bir tahayyül mümkün değil. Biz gittiğimiz zaman şu anda arkadan söylenenler, bu hayırlı laflar ne olursa olsun, o tür insanlarla pek rastlaşmadık.
Yani diyelim ki o genç kadın arkadaşımızın sözünü edecek türden insanlar yoktu mesela. Şimdi şey demiyorum, Hakkari bizim zamanımızda işte tabelada 6000 yazıyordu. Şimdi Yüksekova'da havaalanı var değil mi? Evet, şimdi Yüksekova'da havaalanı var. Evet. Yani şimdi havaalanı falan yani aklımız ucundan geçecek bir şey değildi. Yani dolayısıyla ne o günkü Hakkari, ne bugünkü Hakkari aynı şey, ne Türkiye için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Ama insanın karşı karşıya bulunduğu bir dizi sorun gibi burada da çözülmemiş sorunlar var. Yani öyle global bir şekilde baktığınız takdirde ne bileyim işte eşit yurttaşlık diyebilirsiniz, kimlik meselesi diyebilirsiniz, ne derseniz denin. Bunlar çözülmüş sorunlar değil. Veyahut da diyelim ki kentleşme derseniz felaket bir şey yani. Benim gördüğüm fotoğraflarda Hakkari işte Macar gibi bir şey olmuş yani. Yani o bütün tabirini kaybetmiş. Eskiden tabiri caizse yoksulluğundan dolayı eleştirirse şimdi medeniyet daha feci etmiş. Demiyoruz ki yani ille de yoksul kalsaydı anlamında ama bu da berbat bir şey. Bu da berbat bir şey. Yani böyle bir bütünlük içinde görmemek lazım. Bir de tabii Türkiye şöyle bir değişime uğradı şimdi. Yani İstanbul 20 milyon. Herkes burada zaten. Herkes kendi evini, barkını ya da memleketini terk etmek durumunda. Çünkü özellikle son 40 yılda öyle bir ekonomi politikası yürütülüyordu ki yani tarım hayvancılık çöktü. Dolayısıyla kırlar kentlere yığıldı. Buraya gelen insanlar tabii kendi geleneklerini getirdiler mi? Ortaya ne çıktı? Baktığın zaman yani şu anda ne kalanlar açısından ne yeni gelenler açısından diyelim ki öyle bir hayırlı bir harmanlama veyahut da bir Rönesans diyelim söz konusu olmadı. Çünkü 60'lı yıllar dediğiniz zaman tamam sorunlar vardı. Sorunların yanı sıra umut vardı. Ama bugün kim ne derse desin. Yani umut yerine defi bera kabiliğinden bir takım kabuller yani söz konusu. Yani yani amiyane tabirle daha iyi bir dünya tasarlamak yerine daha beter olmasın beklentisi var. Kültürel gelişimler açısından da bu böyle. İnsanların gelecek beklentileri açısından da bu böyle. İnsan ilişkileri açısından da böyle. Dolayısıyla o gün için birkaç yıl içinde dünyayı değiştirme tahayyülünde olan insanlar belki fazla aceleciydi ama şimdi insanların gelecekle ilişkileri kalmadı. Evet. Gelecekle ilişkileri kalmadı. Dolayısıyla o gün daha ham gibi gözükebilirdi toplum ama gelecek için daha umutluydu. Yani bugün umudu yeniden yeşertmek çok ciddi bir sorun. Yani bu konudaki çabaların neyle karşılaştığında meydanda tabii ki tükenmiş durumda değil. Ama o gün için çok daha dünya içinde, bizim içinde imkan dahilindeydi. Dolayısıyla böyle bir 50 yılda hiçbir şey değişmedi, her şey olduğu gibi kaldı demek çok zor bir şey. Yani daha iyi oldu, daha kötü oldu meselesi değil. Tamamıyla malzeme büyük bir dönüşüme uğradı. Bir anafora tabi tutuldu. Onun için bu yeni durumu insanların yeniden değerlendirmesi gerekir. Biz artık yani bugün kalkıp da Hakkari'de işte feodalite var mıydı, yok muydu, yarı feodal mıydı gibisine bir abuk subuk bir şey veyahut da işte köprü yapmak vesaire. Bütün bunlar aşılmış olan sorunlar. Bambaşka bir boyuta geldi ama şöyle bir durum var tabii. İster duygudaşlık deyin veyahut da burada birçok insanın naklettiği biraz önce bizim sonradan fark ettiğimiz, bu belgesel sayesinde fark ettiğimiz dediğimiz şeyi yeniden yaratmak mümkün mü, var mı? Bu tür sorunlar var. Bu tür sorunlar var. Yani açıkça bu toplumda yaşayan insanlar olarak da ortak bir gelecek tahayyül edebilecek miyiz? Bunun için çabalayabilecek miyiz? Bu hala toplumun önünde duran bir sorun. Çünkü bütününe baktığınız takdirde ister ötekileştirme deyin, ister ayrımcılık deyin, ister milliyetçilik deyin, ister ırkçılık deyin. Baktığın zaman toplumun 1/3'ü çok rahatlıkla bu işe abone olmuş vaziyette. Yani böyle bir şeyde yeniden böyle bir tahayyül yaratmak kolay bir şey mi?
Ama yaratmazsanız takdirde, yaratmadığınız takdirde başınıza nasıl bir felaket gelebilir onu da gözden ırak tutmamak gerekir. Yani bu kendi başına halledilecek bir mesele değildir. Bunun için de hem sosyal alanda hem siyasal alanda mutlaka ciddi mücadeleler gerekir. Evet, işte o yani onu yani işte bir yandan bambaşka bir dünya var, işte yani farklı dünyalarmış gibi gözüküyor o zaman bu zaman derken bu bahsettiğiniz gibi bir değişim, evet. Bir taraftan bugünkü haberlerde zannediyorum ya bugün ya dündür Ragıp Zarakoğlu'nun emekli maaşını kesmişler ve yurt dışında yaşamak zorunda. Yani bir yandan da değişmiyor mu acaba? Tabii daha komik şeyler de var. Yurt dışında yaşıyorsanız Ragıp'ın da emekli maaşının benimki gibi bir şey olacağını zannediyorum. Yani 150 dolara geçmez herhalde, yani bir öğlen yemeği falan yersiniz. Yani iki arkadaşınız hayatta bir arkadaşla beraber. Bu da komik bir hikayedir muhakkak ki, ama bu da bir tabii geldiğimiz yani şu anda geldiğimiz durum tabii 40 yıl sonrasındaki en feci durum. En feci durum. Ama şunu söylemek lazım. Yani yine de bir şekilde iyi ki bu, yani çok yakın eski arkadaşım olduğu için söylemiyorum ama iyi ki bu tür insanlar var. İyi ki bu tür insanlar var ve ne diyeyim yani yaş kemale erdikten sonra, fazlasıyla yaş kemale erdikten sonra, çünkü Ragıp benden 1-2 ay küçüktür. Yani hala ayakta kalabiliyorlarsa ve başka insanlara da umut aşılayabiliyorlarsa, demek ki herkese buradan bir pay çıkarmak gerekiyor. Yani umuttan alabilir miyim şey lütfen eklemek istiyordum. Yılmaz Güney'in filmi de bundan sonra umut çok önemli bir sinema ya, sanatında. Umutlama tekriyor sonra. Evet. Öyle bir umut değil de yani bence şey hani çok klişe olacak ama gelecek gençlerde gerçekten, çünkü bu çok büyük katılımlı bir gösterim değildi ama bu öyküyü izledikten sonra biz şimdi ne yapabiliriz diyen en az 3-5 gencin çıkıyor olması. Tek problem şu. Mesela şunu konuşuyorlar kendi aralarında. Şimdi Hakkari değil herhangi bir yere biraz toplaşıp gitmeye kalksak hani başımıza gelmedik kalmayacak. Hani okuldan atılacağız ya da direkt tutuklanacağız ya da hani suçlanmadan uzun bir süre gözaltında kalacağız diye. Yani işte sizlerin düşünceleri, çünkü hani aşağı yukarı aynı yaş grubundan arkadaşlarla konuşmuştuk. Yani çok büyük bir heves ve şey oluyor. İşte umut, buradaki umuttan etkileniyorlar ve bir şey yapmak istiyorlar ama sonra kendi kendine sönümleniyor. Yani bir şekilde civarlarındaki politik oluşumların, işte gençlik kollarında falan farklı farklı faaliyet göstermeye çalışanlar var ama çoğu da hani okul, sağ salim okulu bitirmeye çalışanların sayısı daha fazla gibi. Ama yine de yani bir şey var, canlandırılabilecek bir potansiyel olduğunu düşünüyorum her şeye rağmen. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Biz üniversitede Trabzonspor gençler olarak 61 şehirde 61 şehir ismini vererek 61 tane kütüphane açmaya karar verdik ve böyle bir proje yaptık ve gerçekleştirdik de. Nereleri seçelim diye sorduğumuzda hep batı taraflarını seçelim, doğuyu seçmeyelim diyen arkadaşlarımız oldu. Ve çoğunluğunda yine batı taraflarını seçti. Çünkü arkadaşlarımız doğuya gitmek istemedi. İşte başımıza bir şeyler gelebilir. İşte bizi politize edebilirler. Ya bu şekilde şeyler oldu yani. Bizi politize edebilirler. Zaten fena halde depolitize olmuş. Ya biraz. Bunun üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. 2015'te, 16'da hepimiz evlerimizden edildik. Birilerinin bizi şehrimizden çıkarmasıyla, zorla mahremimizi, evimizi, her şeyimizi bıraktık. Yaşayabileceğimiz kadar eşya, kıyafet, bir şeyler aldık. Kimimiz Van'a, Hakkari'ye, mesela Yüksekova'yı biliyorsunuz, Hendek olaylarından dolayı. Şırnak, İdil, Suruç, çok yer. Biz çıktık ve ondan önce 1-2 yıl abluk altındaydı Yüksekova gibi birçok yer. Oraya gelen memurlar vardı, batıdan gelen. Hemşireler vardı, doktorlar vardı, Hakkari Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler vardı. Hiçbiri şiddete maruz kalmadı. Hiçbirine, hiç kimse. Onun, hatta bir komşum vardı, Kırıkkaleli, Mahire'ydi ismi, geldi Ferah abla. Yüksekova boşalacakmış, biz ne yapacağız dedi.
böyle gözleri dolmuş dedi ki işte Yüksekova'yı basacaklar. Dedim ki Mahire kendine gel. Biz hepimiz Bodrum'a sığınmayı düşünüyorduk, çıkmamayı düşünüyorduk ama zorla çıkarıldık. Dedim ki biz hepimiz ölürüz, biz seni hiç sana hiçbir zarar gelmez, sen misafirimizsin. Ama buradaki okuyan çocuklarımız ne linçlere uğradı, ne öldürülmeler birçok üniversitede. Birçok acı bir olayı hiç unutmam. Bir tane yazı okumuştum, çocuk burada İstanbul'da okurken otobüste Kürtçe konuşuyor. Herkes ters ters bakıyor. Çocuk telefonun yavaşça göğsüne dayıyor. Arkasına dönüyor, diyor ki çok özür dilerim. Annem Türkçe bilmiyor. Bu beni çok çok derinden etkilemişti. Orada okuyan öğrenciler, memurlar hiçbirinin başına hiçbir zarar. Bir insan gelse zaten buralardan biz başımızın üstüne koyarız. Bizim çocuklarımız buralarda çok zor zamanlar yaşadılar. Çoğu işkence sonucunda hastanelere yattı, ölenler oldu. Sizin konuşmanızın üzerine onu söylemek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Ne eklemek istersiniz? Ben çok seviyorum bu filmi. Bir kere onu söyleyeyim. Ve burada gösterdiğimiz için, sizlerle paylaştığımız için de çok mutluyum. Hani hala işte o üçüncü köprü tartışmalarında bırakıyor film bizi. Orada bir şey dışında, ha o iş oldu bitti falan gibi bir şey aklımızdan geçse de oraya kadar zamansız bir filmden söz edebiliriz gerçekten. Belliğimizde yerden. Bu arada niye karşı çıktınız köprüye? Biz medeniyete karşıydık, barbarlığı istiyorduk. aslında işte bugüne kadar maalesef süre gelen bir kara propaganda var. Bunlar her şeye karşı çıkıyorlar vesaire diye. Bu filmde konuşan insanlardan biri Demirtaş Ceyhun, o zaman Mimarlar Odası'nın yönetim kurulu üyesiydi. Yani bir edebiyatçı olmasının yanı sıra aynı zamanda mimardır. Fakat mimarlık ancak sisteme entegre olarak yapılacak bir şeydir diye mimarlık yapmamıştır bir taraftan da. Ama kendisiyle teşkil mesai halinde gayet teknik bir faaliyetle yürütülmüştür. Yani kısmen filmde eğer dikkat ettiyse, yani şehircilik açısından bu köprünün yapılması halinde neler olabilecek? Yani paralı geçiş, parasız geçişin ötesinde işte uzun uza diye yapmayalım. Şu anda karşı karşıya kaldınız. Abur cubur bir kentle karşı karşıya kalsınız. Dünyada sayılı kentlerden bir tanesi. Bunun üzerine şey yapıldı. Bizim tabii teknik bilgimiz bunun için elverişli olmadığı için başta mimarlık odası olmak üzere. O zaman böyle şehircilik, mevcilik falan, yani bunlar daha modern şeyler. Bahsettiğimiz hikaye bildiğiniz gibi artık yani milattan önce neredeyse. Dolayısıyla onlardan teknik yardım alaraktan bunları açıklamaya çalışıyorduk. Yani bu çok bütünlüklü, yani böyle planlanmamıştı ama hareket içinde çok bütünlüklü bir iş oldu. Yani gördüğünüz gibi aslında Devrimçi Hareket Tiyatrosu, Devrimçi Hareket Tiyatrosu'nun kurucusu Mehmet Ulusoy Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi tiyatrocularından biridir mesela. Yani hasbelkader lisedeki 3 tane acemini yan yana gelmesiyle olmuş bir şey değildir. Onun yanında İşte Ali Özgöntürk birlikte çalıştılar. O da işte Türk sinemasında bugün işte adı olan bir arkadaşımızdır. Tam hatırlayalım da bu Devrimci Hareket Tiyatrosu'ndan birileri var mıydı Hakkari'de, Kavlada'ya? O da Hakkari'ye birkaç ekip gittiği için yani hepsini herkesin hatırlaması mümkün değil ama mesela Ragım'ın da aslında bir ara o tiyatroyla ilgisi vardı. Yani onlar... şeyde geldiğine göre Kuzgun Acar falan. Öyle başka Kuzgun başka bir şeyle geldi. Kuzgun başka bir, dediğim gibi bu televizyon çekim falan hikayesiyle geldi. Ondan sonra ama bu köprü, dikkat edin size, bir programda köprünün ayağında gecekondularla vesaire falan, Derinci Hareket Tiyatrosu'nun köprü oyunu var zaten.
Dolayısıyla gidip oradaki insanları da bilgilendirmek, ama bilgilendirirken böyle kuru bir bilgilendirme bildiriyi tutuşturup hani al bunu öğren, hani ev ödevi verir gibi değil de onları bir tür böyle bir oyunla birlikte eğlendirerekten, ama bir taraftan da tabii bu bir ajitasyona da giriyor. İnsanlar heyecana girip kaptırıyorlardı. Bazen biliyorsunuz yani böyle Ahmet Tarık Dikçen'in falan başına gelmiştir. Millet gaza girip ondan sonra bu kötü adam deyip dönmeye falan kalkardı hesabına. Millet de o oyunun şeyinde heyecanıyla yani o oyunda o birden ciddiye alınabilir duruma geliyordu. Yani bu o kadar etkin bir şeydi ki yani Abdi İpekçi'nin vesaire bunun böyle kabul edilmesi falan bir baskı yarattı. Kamuoyunda bir baskı yarattı. Yani bu böyle keyfe keder olacak bir şey değildi. Çünkü gerçekten tamam biz gittik oraya işte o zamanki tabirle amirlik yaptık. Aferin iyi bir şey yaptık vesaire sınırlı değil. Gerçekten böyle bir destek oldu ve bunu da çadırından tut, çarşafından tut, işte oradaki çimentosundan tut bilmem nereye kadar. Bunu biz öğreneceğiz yani. Kantin parasından yani 2 lira diye uzantıramak sizi yemek 2 liraydı. O 2 liradan tasarruf edip de bunları yapmak mümkün değildi. Ama böyle bir kamuoyu oluşunca o kamuoyuyla birlikte daha etkin bir faaliyet yürütüldü. Birçok açıdan böyleydi. Yani o dönem öğrencilerin yaptığı birçok eylem, bu eylemlerin içinde tabii ki bayağı başka türlü sosyal faaliyetler de var. Yani işte köylü hareketleri vardı o zaman. O köylü hareketlerine katılırdı. Şimdi filmin tabiri caizse gereksiz yerlerine girmeyelim ama yani sadece insanlar üniversitede boykot işgal yapmıyorlardı. Bu meseleler de ilgileniyorlardı. Veyahut da Gerze oluyordu. Orada tütün sorunu var. Tütün mitingi yapıyordu. Veyahut da deprem oluyordu. O depreme insanlar gidiyorlardı. Ondan sonra öğrenciler depremde de mücadele ediyorlardı. Dolayısıyla öğrenci hareketinin meşruiyeti öğrenci hareketi olarak değil aslında. Gerçekten bir gençlik hareketi olaraktan, yani devrimci gençlik hareketi adı üzerinde olaraktan kendi soruların dışındaki yani işte grevlerde mesela grev olduğu zaman dayanışmaya gitmek, yarıya katılmak vesaire de söz konusuydu. O bütünlüğün içinde bakmak lazım. Bu da o bütünlüğün bir parçası olarak telakki edilmeli. Yani bunun yanı sıra mesela işte kitaplara geçmeyen veyahut da anlatılan başka şeyler de var. Mesela 68 yazında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Türk Öğretmenler Sendikası çok önemli bir şura toplamıştır. Devrimci Eğitim Şurası diye. Ondan sonra öğrenciler orada da vardı. Ondan sonra yani onlar da kendi pozisyonlarıyla komisyonlarda yer aldılar. Hatta sanıyorum özellikle Ragıp Zarakoğlu'nun katkısıyla işte eğitimde devrim TÖS'ün getirdiği slogan oydu. İşte devrim için eğitim falan diye. Ama tabii bu sloganda sınırlı olmayan bir tartışmaydı. Yani bazı şeylerin radikal bir dönüşüme uğraması lazım ve sadece eğitimle sınırlı kalması bunun mümkün değildir. Çünkü bunun sosyal dayanakları vardır vesaire falan diye tartışmalar da yürütüldü. Yani yoksa bugün anlatıldığı gibi yani bir tür Yeniçeri kafasıyla ki onu da öyle algılamamak lazım. Yeniçeri isyanları da ama nedir? İşte istemezlik dedi. İstemezlik diye yani şuursuz bir şekilde baş kaldırdı diye. Tabii öyle bir durum yok yani. Mutlaka o Yeniçerilerin gündelik hayatında da bazı sorunlar çıktığı için insanlar isyan ediyorlardı. Dolayısıyla bu dönemdeki gençlik hareketi de bir dizi alanda hem toplumsal mücadelelerde hem siyasal mücadelelerde yer aldı. Bu da onun bir parçası. Biraz tabii ki hesaba kitaba gelmeyen, kitapta yeri olmayan, yani bir de işte Boğaz Köprüsü kurulmasa böyle bir şey akla gelmeyecek belki diyelim ki. Açıkçası köprünün de sembolü kalan bir yana. Bence çok etkileyici olan şey o yolculuğa çıkmak. Sonra zaten filmlerde, belgesellerde çok yapıldı. Yani işte Güneş yolculuktan başlayarak. Yani hani bir şey var burada, bir anlatı var. Resmi anlatı her neyse o. Yani orada bir belirsiz bir bölge var, bir şey var. Evet. Ya da kötü bir şeyler var. Yani oraya fiziksel olarak gitmenin kendisi işte sizin
yaşadığınız gibi bir başka bir şey yaratıyor yani. Tabii filmi gösteriyor. Yani en etkili şey o yolculuk. Filmin gösterdiği başka bir husus var tabii. Yani hayırlı bir iş yaptığınız zaman, düzgün bir iş yaptığınız zaman onun ürünleri oluyor. Sizin hesap etmediğiniz ürünleri ortaya çıkıyor. Onun için de bombalıyorlar. Çünkü o başka bir şeyleri insanın aklına getiriyor. Bir sembolik bir değer kazanıyor. Yoksa işte ondan sonra bilmem kaç tane köprü kuruldu. Yani o köprü artık belki de fiziki olarak gereksiz. Başkaları da var diyelim ki. Hani başlangıçta bir tane olduğu zaman kıymetli. Niye bombalanıyor dediğin zaman niye diğer köprüler bombalanmıyor? Bu köprünün bombasının aslında temsil ettiği değerler açısından bir anlamı var. Ama o temsil ettiği değerleri de en az yapanlar kadar kullananlar da yaratmış vaziyette. Bunu gözde arak tutmamak lazım. Efsaneye bir şey dönüşmüş. Deniz gezmiş yani. Çok güzel. Evet. Ragıp'ın dediği gibi Deniz tabii Bursa hapishanesinde. Yani oraya diğer ne Hüseyin İnan ne Mahir falan gelmiş durumda değil. Ama tabii ki Dengbej veyahut da diğer konuşmacı bir şey anlatacağı zaman, genç dediği zaman aklına gelecek. 12 Mart'ta öldürülen gençler gelecek. Dolayısıyla yani temsil kabiliyeti orada olduğu için diyelim ki. Bir de tabii eğer anlatıcıysanız tabii ki oturup da Ahmet Mehmet deseniz kimse kulak asmaz ama Deniz Meniz dediğiniz zaman tabii ki birdenbire insanlar dikkat kesilirler. Böyle bir sembolik anlamı da var. Bu önemli. Şimdi kalıcı olan bu olmuş zaten. Ben bir tane köylüden dinlemiştim. Gerçi kuşatan var orada. Kuşatan yani sapan. Ama bir çeşidi daha var. Böyle şu avucumun içi kadar bir deriye iki delik açılır. O deriye ipler bağlanır. İçine taş konulur. Daha uzağa atılır. İşte köylüyle sohbet ettim. Dedi birinin elinde dedi bere kanı vardı. Biz ona bere kanı deriz yani. İşte o taşı daha uzağa atan silah olan. Ya ben de dedim ki siz yani Ankara'da üniversite okuyorsunuz. Bunun sizin elinizde ne işi var? Diyor sen bilmiyorsun en büyük kafalar diyor Ankara'da diyor bizim onları kırmamız lazım. Bir köylünün kafasında böyle bir güzel bir şey kalmıştı diyor. Bu berekanı diyor. Orada bize lazım olur diyor. Yani biraz sanatla siyaset bölgesi düşüreyim mi? Biraz bozayım havayı. Arzu ederseniz. Böyle mi tutuyoruz arkadaşlar? Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Harika bir şey izledik esasında. Benim üçüncü izleyişim bu. Ama benim de kafam sizin gibi karışık. Yani karışıklığı konusunda çok haklısınız. Zaten işin başında da söyledim bu karışıklığı. Aslında çok ilginç bir şey var belgeselin içerisinde. Bir hanımefendi orada çocuklarına doktorun baktığını, orada bir insani ilişkiler zincirinin kurulduğunu, yani eğitilmiş insanların aslında bilginin üretime yöneltildiğini, orada o geri bırakılmışın içerisinde bilgiyi üretime yöneten bir kadronun oraya gittiğini görüyoruz. Bu esasında müthiş bir şey. Yani bir aydınlanma hareketi içerisinde en fazla ele alınması gereken konulardan bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Özellikle bilgiyi ulaştırabilmek, o az gelişmişliği kırabilmek anlamında. Sayın Köpçigil de biraz oraya dokundu. Gençlerin aslında bulundukları bölgelere öyle bir şey yarattıklarını, enerji yarattıklarını öyle anladım söylediklerinden en azından. Benim onu tercüme etmem hadsizlik olur. Ama ben öyle anladım. Bu çok güzel bir şey. Yani bu belgeselin içerisinde de biraz çıkıyor ortaya. Çok çeşitli şekillerde çıkıyor. İşte iyi yüzen insanlar falan filan tarifleri yapılırken esasında başka bir dünyanın olabileceği de orada algılanmış köylüler tarafından. Ama mesele biraz daha farklı. Yani şimdi o kafa karışıklığımızın kökenine ben de inmek istiyorum. Mustafa Supi'nin Atatürk'e yazdığı mektuplarda Türkiye ile ilgili iki ana sorundan bahsediyor. Bir tanesi şarkiyat sorunu diyor, diğeri amele sorunu diyor. Yani çalışan sınıflarla beraber yöresel anlamdaki ya da kimliklerle ilgili bir sorunun Türkiye'de olduğunu 1920'li yıllarda Kurtuluş Savaşı içerisinde Atatürk'le mektuplaşmaları da dile getiriyor.
Biz tabii Cumhuriyet'in bütün değerlerinin, aydınlanmacı değerlerinin yanında durmamızda fayda olduğunu düşünüyorum. Ama uzun süre kış uykusuna yatmış olan Cumhuriyet hükümetleri olduğunu da düşünüyorum. Hatta uzun süre kış uykusuna yatmış olan Türkiye'nin aydınlarının olduğunu, Türkiye'de Kürt sorunu diye bir sorunun yıllar sonra, hatta 68 kuşağı içerisinde bile çok fazla konuşulamadığını düşünüyorum. Bununla ilgili de çok çeşitli kitaplar var. Yani o kitaplarda işte ne zamandan itibaren daha cesur dile getirildiği bu meselenin falan anlatılıyor. Hatalı olabilirim. Ben o kitaplardaki tartışmaların nakledici pozisyonundayım. Ama hani himaye-i etfal, yine Kürtçü, Sayın Kürtçügil'in söylediği gibi, eski dille söyleyeceğim, küçüklerin korunması meselesi gibi Kürt sorununa bakarsak ya da gelişmenin olmadığı yerleri böyle algılarsak bu işi çözebilme şansımızın olduğunu düşünmüyorum. Bu işin bir romantik mesele de olmadığını düşünüyorum. Ama himaye etfal ne için söyledim? Biz bilgiyi de ya da gelişmişliği de ithal etmeyi düşünen Jacoben bir anlayış gibi duramayız. Yani devrimcilik 68 kuşağı olağanüstü devrimcidir. Müthiş saygı duymamız gereken bir yerdedir. 20'li yaşlardaki şu andaki gençlere bakalım. Onların içerisinde bir kadronun köprü yapmaya gitmek cesareti ya da hiç bilmedikleri bir coğrafyaya gitme cesareti olağanüstü müthiş bir şeydir. Bir inanmışlıktır, bir adanmışlıktır. Öyle bakıyorum ben. Ama meseleleri çözmek için biraz daha farklı yerden bakmamız da gerekiyor. Bu filmin üzerinden bu siyasi tartışmayı yapmamız gerekiyor. Doğudaki ya da Güneydoğu'daki o yıllara ve daha sonraki yıllara ilişkin mesele sadece bir coğrafyanın zorluğu değildir. Yani bir çayın akıyor olması üzerine köprünün kurulamıyor olması meselesi. Öyle bakarsanız Toroslar'da da aynı sorun olması gerekir. Öyle bakarsanız Ege'deki Kaz Dağları'nda da aynı şeyleri yaşamanız gerekir. Bu bir taammüttür. Bu bir devlet taammüdüdür. Yani gelişmeye karşı durma, o bölgeyi kendi himayesinde tutabilmek için bir devlet taammüdüdür. Biz bu günahı çıkarmadığımız sürece bu sorunları çözebileceğimizi düşünmüyorum. Yani dünyada çok az rastlarsınız. Etnik kimlikleri dolayısıyla çatışanlar çoktur. Yani Tamil gerillalarının, Hindular, bilmem neler, dünyanın her yerinde bunları görebilirsiniz. Mezhepsel meseleleri görebilirsiniz. Birçok şeyi görebilirsiniz. Ama yöresel geri bırakılmışlığın bir kimlikle eşleştiriliyor olmasını sadece yöresel adla anmak çok yanlış bir şeydir. O kimliği tanımak gerekir. Şöyle bakmak gerekir. Dünyada artık evrensel kavramlar var. Çok özür dilerim, ne olursun uzattım ama ben işimi dökmek istiyorum bu şey üzerinden. Siz daha sonra farklı şeyler söyleyebilirsiniz. Dünyada en önemli kavramlardan bir tanesi kendinizi eşit hissetmeniz. Objektif ve sübjektif anlamda eşit hissetmeniz meselesi. Birileri size eşitsiniz diyebilir. Ama siz kendinizi eşit hissetmiyorsanız orada eşitlik yoktur. Bu ülkenin vatandaşlarının bir kısmı kendisini eşit yurttaş olarak az önce söylediğiniz gibi hissetmiyorsa burada bir sorun vardır. O sorun onurlu yaşama sorunudur. Onurlu yaşama sorunu da bütün solcuların ve bütün insanların sorunudur. Meselelerimize topyekun bakmak zorundayız. Sadece gençlere tahvil ederek işte yeni bir romantik genç ekibi çıksın ya da bir ütopya meselesi olsun anlamında değil. Hala Van'da bacağından sarkıtılarak helikopterde ne olduğu belli olmayan insanların olduğu bir ülkede yaşıyor isek, o tarihte köprünün başında vurulan insanın yaşadığı sorunla bu tarihte helikopterden sarkıtılan insanın yaşadığı sorun arasında çok fark yoktur. Bana göre daha vahimdir. Daha vahimdir şu andaki. Çünkü insan haklarının evre evre çok farklı yerlere geldiği, içinde bulunduğumuz digin içerisinde çok farklı şeyler söyleyebileceğimiz şeyleri çok fazla yaygınlaştırdığımız bir ülkede hala bacağından sarkıtılan insanın hakkını arayamıyor isek, hala 5-6 gün kaybedilen insanların ki çok fazla yani biz bir basından görüyoruz, ben milletvekili olarak bunları yaşıyorum, önüme geliyor. Bunları arayamıyor isek işte o kafa karışıklığını beraber yaşıyoruz. Ben o zaman şöyle düşünüyorum. Diyorum ki buradaki problem bambaşka bir problem. Bu problem bir şekilde bir tahakküm meselesi. Bu tahakküm bir azınlık tarafından bir çoğunluğa uygulanıyor. O çoğunluğun o tahakküme karşı onurlu yaşam hakkını birlikte araması gerekiyor. Sadece gençlerin bir romantizm meselesi olarak değil, tüm halkların kendi çıkarları için bir arada olabilmeyi becerebilmesi gerekiyor. Burada sorunlarımız var diye düşünüyorum. İnşallah aşacağız ama aşmamız da gerekiyor. Az önce söylediğim o onurlu yaşam meselesi. Eğer Hakkari'deki adam Ankara'da anayasa ellerinden öpüyor hasso diye bir güce hala kendisini kabul ettirme ihtiyacı duyuyorsa Şemsi Belli'nin şiirinde,
Bugün de aynı şey yaşanıyorsa Ankara'ya git gel, Hakkari'ye yatırım yapılacak, o yapılacak ya da başka bir şey olacak. Dilenir gibi haklarını arar haldeyseler bu ülkede çok şey değişmemiş demektir. Hatta kastlaşmış, katılaşmış, hatta bir şekilde kapitalizm kendi kurumlarıyla o tahakkümü daha fazla artırmış demektir. Ama bu umutsuzluk anlamında söylemiyorum. Aynı zamanda da dünyanın bütün evrensel değerlerini hepimiz çok daha fazla da öğrendik. Herkesin kapısından içeri girebiliyor bir şekilde bu tartışmalar. Bir şeylerin farkına varabiliyoruz. O yüzden ya çok kaçırdım ipin ucunu. Şunu söylemek istiyorum. Beni çok farklı yerlere götürdü bu. Sizin gibi kafa karışıklıklarımı tahrik etti. Harika bir şeydi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir iki hususun altını çizeyim. Evet, tabii şimdi evet. Yani belgeselden bahsettiğimiz için tabii o dönemin arka planı vesaire falan bu sefer yani seyrettiğimiz belgeselin önüne geçmemek için yoksa bundan yok rica ederim. Hayır. Yani şunun için yani biz de yani eksik bırakmış olabiliriz ama yani tabii ki biz oraya safiyane bir şekilde pek gitmedik. Yani o zaman işte Antalya'ya giderdik. Dediğiniz gibi Tartus'a giderdik. Pardon, Toroslara giderdik. Aslında yani Antalya'da gitsek iyi olur, denize giderdik. Şimdi bu olaydan 2 yıl önce doğum itikleri oldu. Bu doğum itikleri İsmail Beşikçi'nin bu konuda yazdığı bir çalışma da vardır. Dönem için çok önemli bir şeydi ve çok renkli tipin ve KDP'nin de o zaman yani Türkiye'deki KDP'nin de katılımıyla yapılmış olan mitinglerdi ve bu mitinglerde insanlar tabii ki dertlerini terennüm ettiler. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Daha geniş bir kesim bu işi anlamaya başladı. Bir de spor ve sergi sayında çok önemli bir doğu gecesi yapılmıştır o dönemde. O işte dışarıdan basılma ayak falan kalktı. Biz de oradaydık. Neyse o ayrı hikaye. 69 yılında da 1. Doğu Kültür Ocakları DDKO kuruldu. Yani dolayısıyla yani onun safiyane bir şekilde çok romantik bir şekilde değil bir tür bu sözü edilen araştırma anket falan hikayesi biz çok elimizdeki kıt imkanlara rağmen bir şey sorgulamak için gittik. Yani bir sorun yoktur diye değil. Mutlaka bir sorun var ama öğrenmek. Çünkü o sorunu ancak insanlardan öğrenebilirsiniz. Biraz önce dolaylı yoldan söylediğim gibi kitaplardan öğreneceğinizin sınırı var. 50 yıldır size ulaşmayan bir şey el yordamıyla bulmaya gittiniz. Onu söylemeye çalıştınız. Evet yani bu da şöyle bir durum var. Çünkü o zaman üniversitede okuyan insanların önemli bir kısmı yani kentli insanlardı. Daha doğrusu yani bazı yerlerden gerçekten yani bunu Hakkari için de diyebileceğimiz gibi aslında yani Bingöl'lü arkadaşım vardı. Yani şu anda tek tek söylemeyeceğim ama yani birçok yerden eğer göçle buraya vakti zamanda gelmemişse mesela oradan çıkıp da buraya gelmesi işte liseyi bitirecek, üniversiteyi kazanacak. Şimdiki gibi de değil. Şimdi işte bakın burada da üniversite var. Karşınızda her mahallede bir üniversite var. Menderes Ermari'ye 1 milyoner yapacaktı. Ya herkes milyoner oldu tabii. Fiyatlar böyle olunca ayrı hikaye de. Dolayısıyla gelmesi çok zordu. Gelen arkadaşlarımız vardı ama yerinde öğrenmek, görmek bu başka bir şey. Başka bir şey. Yani yoksulluğa dokunmazsanız rakamlarla öğrenemezsiniz. Haysiyet de öyle bir şeydir. Haysiyet de kitaptan önecek bir şeydir. Tabii ki kitapları küçümsemiyoruz. Yani kitapları mutlaka kitaplarla haşır neşir olmak lazım. Muhakkak ki. Ama onu eti kemiğe büründürmek için gerçekten insanlara dokunmanız lazım. Onun için mesela buradaki tanımadığım, hatırlamadığım bazı insanlar benim akrabamdan daha yakın bana. Çünkü ortak hassasiyetlerimiz varmış. Sonradan bunun sayesinde öğrendik biz de. Medrese sayesinde öğrendik ama yani sonradan aklıma çıktık. Bir, yani kısmiyet peydalandı. Dolayısıyla o mesele konusunda emekleme çağındaydı bilgilenmemiz. Onun için de kitaplardan da örnekler verdim. Hem dediğim gibi iki ayakla düşünürsek bilgilenme babında eldeki malzeme çok kıt vaziyette.
Bir de pratik olarak nedir ne değildir alan çalışması olarak diyelim ki vesaire. O da bu arada üniversiteye gelen bir arkadaşınıza baktığınız zaman oradaki bir elit yani süzülmüş gelmiş. İyi ki gelmiş ayrı bir şey. Ama ondan tamamıyla Şavata köyündeki işte birisinin işte derdini dermanını anlamanız mümkün değil. Ne diye veyahut da onunla oturup siyaset konuştuğunuz zaman site yurdundaki Kürt arkadaşla konuştuğunuz siyaseti konuşmuyorsunuz. Onun derdi başka çünkü. Onun derdi başka. Dolayısıyla bu tabii geniş kapsamlı olarak bugüne kadar da çözülmüş bir sorun değil muhakkak ki. Ne fikriyatı itibariyle ne de eylemi itibariyle muhakkak ki. Ama yani biz de çocuktuk ama o kadar da safiyane değildik diyelim. Sizin meyveleriniz verdi. Şu an Hakkari'de 60'ın üstünde yazar var. Kitap yazanlar var. Yani Şırnak'ta, Bitlis'te, Muş'ta, Van'da, Diyarbakır'da bugün tarihi itibariyle 60 tane kitap, olumlu olumsuz, katılayım katılmayayım, beğeneyim beğenmeyeyim, 60 tane kitap yazan insanı bulmak bence bir emekti. Siz emeğinize ulaştınız. O bizim değil, onu yapan kendi emekleri. Yok, o köprüyü... Yani... O başka bir yörünge çünkü. Gerçekten hayır, başka bir yörüngedir. Ben öncesinde biliyorum. Ben Ahmet-i Han, ben Hakkari'liyim. Ahmet-i Han'i biliyorum. Fakiye Tayran'ı biliyorum. Melay-ı Bate'yi biliyorum. Daha bir sürü. Yani Deng Bejder'i, Stram Bejder'i biliyorum. Ama Hakkari en güzel, verimli bir çağına geldi. Belki 20 yıl önce çok kavgalıydı. Çok taş atan çocuklarımız vardı. Ama şimdi... Müzikle, edebiyatla, sinemayla, şunu iddia ediyorum size, Türkiye'de en çok ilgilenen kitle Hakkari çocuklardır. Ben de diyorum ki o işte bu, bizim katkımız değil. Bu sizin Musa Anter'in, katkınız. Bu köprünün, Mehmet Emin Bozastan'ın, o, hayır, o İsmail Beşçi'nin. Hayır yani herhalde onların, hocam yani siz doğru yere köprü yaptınız. Sizin köprü yaptığınız yer doğruydu. Ki bugün bu kadar ürün veriyor. Her evi kütüphaneye çevirdiniz. Her evde Marksizmi, Leninizmi tartıştırdınız. Her evde dini sorgulattırdınız. Hakkari'ye yıllarca tarikatlar ve aşiretler boy ölçüşemediler. Yıllarca geri çekildiler ta ki son AK Parti'nin 10-15 yılına kadar. Yani çok ciddi bir tarih sürecini söylüyorum. 50-60 yıl Türkiye'deki en katı, vahşi, sağ Hakkari'de cirit atamadı yani. Bu, o öğretmenlerin, o köprülerin, o beşikçilerin veya o dediğiniz köprüyü kurgulayanların emeğiydi. Biz bu köprünün veya bu kurguların üzerinden Türkiye'nin yeni köprülerini de... Belki şey olarak yapamayız, inşaat olarak yapamayız ama acaba biz her köyden, her şehirden düşünen, sorgulayan, kitap yazan, okuyan insanları yaratabilir miyiz? Bunu bence yeni bir çıkış olarak görürsek biraz daha ileriye gitmiş gibi oluruz diye düşünüyorum. Onun için teşekkür ediyorum. Emeğiniz yerini bulmuştur yani. Evet, bu da gayet güzel bir final oldu galiba. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bu gösterimi paylaştığınız için. Ben tabii yönetmen olarak buradayım ama ciddi bir ekip işi. Uzun jenerikten gördüğünüz gibi. Ve de aramızda olmayanları da almış olalım. Ben de bugün öğrendim. Abdurrahman Bey'i de kaybetmişiz. Teşekkürler geldiğiniz için. Teşekkürler. Sağ olun.